İlk videomu çekerken ne zamanlardı? Tam 8,5 ay önce ya. Ay. Bunu böyle elimde sıkıyordum yani. Hani böyle heyecanımı belli etmemek için ve minimalizm nedirdi galiba ilk videom. Yani hiç unutmuyorum onu. Motor hızına bağlamış konuşuyordum ve heyecanlandığım zaman konuştuğumu YouTube'la beraber anladım. Bugün size Atiye dizisinden bahsetmek istiyorum. 2 gün önce bitirdim diziyi ve beğendim mi, sevdiğim yönleri nedir, sevmediğim yönleri ne oldu, nasıl bir diziydi, bunlardan böyle biraz kısa kısa bahsedeceğim. Atiye dizisi öncelikle 8 bölümden oluşuyor. İlk sezonu bildiğim kadarıyla, ikinci sezonu da bu arada çekilmiş. Ama onu ne zaman yayınlayacaklarını tam bilmiyorum. Bir arkadaşım 2020 sonunda yayınlanacak dedi. Her bölüm aşağı yukarı 40 dakikadan oluşuyor. İşte 42 dakika, 43 dakika, galiba 45 dakikayı bulan yok yanlış hatırlamıyorsam. Ya da var mıydı? Ya 50 dakikayı bulan yoktu diye hatırlıyorum. Kısa kısa yani, o anlamda çok iyi. Zaten Netflix'e yani Netflix dizisi olmasının en büyük sebeplerinden biri bu. O anlamda gayet iyi buldum. Oyunculuk olarak yani ben zaten Beren Saat'in oyunculuğuna bitiyorum. Çok çok seviyorum. Hani Beren Saat'in bence ekran yüzü diyeyim. Hani öyle bir ışıltıdan bahsediyoruz ya. O var, o ışık var o kadında ve de mimiklerini, o duyguyu o kadar iyi veriyor ki. Bir de tabii Aşk-ı Memnu'dan dolayı da hani birçoğumuzun sanıyorum kalbine taht kurdu. Benim öyleydi. Oyuncu kadrosu mükemmel. Yani Beren Saat'in ben dediğim gibi oyunculuğuna hastayım. Müthiş bir oyunculuk sergilemiş. Yine böyle en az eforla en çok oyunculuk sergileyen kişilerden biri bence, ki bu en büyük başarı diye düşünüyorum. Mehmet Günsür'ün oyunculuğu da bir efsane. Yani gerçekten bunu abartmıyorum. Zaten Fi'deki rolü de çok başarılıydı. Mehmet Günsür'ün yer aldığı birçok diziyi biliyorum. Yani onun oyunculuğunu yakından takip ediyorum aslında. Tabii ki de her şeyini izleyemesem de. Ama gerçekten Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün oyunculuğuna yani taç çıkartırım mı denir, şapka çıkartırım mı? Ayakta alkışlarım. Aynı şekilde bu arada herkesin oyunculuğu çok iyiydi. Bence Melisa Şenolsun da gayet iyiydi. Bu Beren Saat'in sevgilisi rolünü oynayan Ozan da, işte onun babası Serdar'dı galiba da. O da yani oyunculukları, annesini babasını oynayan hanımefendiyle beyefendi de iyiydi. Şimdi iyi olan, yani beni en çok çarpan zaten yönü, birincisi oyunculuklar, tamam, bu süperdi. İkincisi teknik açıdan, yani çekimler ve prodüksiyon bence bayağı başarılıydı. Yani çekimlerde hiçbir sıkıntı yok. Bence bir Türk dizisinin bu kadar kaliteli sunulması da büyük bir başarı. Bunları gerçekten çok çok beğenerek izledim. Süresi çok iyi. Yani hiç öyle uzatmıyorlar. Hani en azından kısa kısa anlayabiliyorsunuz. Senaryo ile ilgili benim sıkıntılarım var. Bundan bahsedeceğim. Şimdi Atiye, bu arada spoiler vermeden izlemeyenleriniz için de konusunu anlatayım. Dizinin konusu, Atiye'yi zaten Beren Saat oynuyor ve Beren Saat, yani Atiye, ressam. Ve hep aynı şekilleri çiziyor kendini bildiğinden beri. Ve işte evinden çalışıyor, galerilerde eserlerini satıyor diyeyim, hani yaptığı resimleri. Ve çok da başarılı, aynı zamanda da sade bir hayat sürüyor. Sevgilisiyle 6-7 yıldır beraberler, onunla yaşıyor. Melisa Şenolsun, namı değer Cansu, Atiye'nin kız kardeşini oynuyor dizide. O da böyle başına buyruk, hani alkol çok içiyor diyeyim. Belki alkolik hatta gibi de böyle gösterilmiş. Ve olay şurada kopuyor. Bir gün Atiye Göbekli Tepe'ye gidiyor. Bunu bir televizyonda görüyordu galiba, o ilk hani böyle bir şey bulundu diye, işte bir görsel bulundu diye. Ve o görsel, bulunan görsel de Atiye'nin zaten çocukluğundan beri çizdiği, o sizin de gördüğünüz billboardlardaki sembol. Şimdi bu sembol hani niye orada bulundu diye gidiyor. Biliyorsunuz hani Göbekli Tepe dünyanın en eski tapınağı. Dolayısıyla da oraya gittiğinde arkeolog Erhan'la tanışıyor. Onu da Mehmet Günsür oynuyor. Ve aralarında geçen diyaloglar, işte olaylar silsilesiyle diyeyim, aslında ruhani olanla gerçek olan, mistik olanla
olmayan, hani hepsi böyle birbirine örülü bir şekilde gitmiş. Bazı şeyleri, bunu ben birkaç arkadaşımla konuştum bu arada, size onu da söyleyeyim. Benim çevremde hani ya sevenler Atiye dizisine bayılıyor ya da sevmeyenler sevmiyor. Hani çok böyle orta karar, eh işte diyen daha az duydum. Ve şeyi söyleyeceğim, işte hani kim gerçek, yani bazı insanlar görüyoruz işte Atiye dizisi nasıl diyeyim, böyle sezon bölüm bölüm devam ederken, yani senaryoyu daha iyi daha iyi, konuyu öyküyü anlarken bazı insanlar beliriyor. O insanların kim olduğunu, gerçek mi değiller mi, onu da biraz açıkçası çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yani mistik bir gizem var aslında. Bu dizinin türü yani gizem, drama olabilir mi? Belki, ama çok fazla dram değil açıkçası. Ben ilk önce puanımı söyleyeyim. Yani gerçekten maksimum, hani en maksimum Atiye dizisine verebileceğim benim puan 10 üzerinden 6. Bu arada arkadaşlar, herkes tabii ki de farklı düşünebilir, düşünecektir de, düşünelim de zaten, hani bu güzel bir şey. Lakin ben senaryoya çok önem veriyorum. Yani bana göre senaryo mistik de olabilir. Hani çok böyle fantastik de olabilir ki ben çok fantastik dizileri ve filmlere bayılmıyorum. Hani Star Wars falan tabii ki seviyorum onları, ama böyle ne bileyim o Marvel'lar falan beni çok çekmiyor. Bununla da alakalı olabilir. Ama yine de hani fantastik ya da böyle çok mistik ötesi dizilere bayılsam bile senaryoda kopukluklar var. Bunu söylemem gerekiyor. Bu kopuklukların olması beni aşırı derecede rahatsız etti. Mesela işte Atiye'nin anneannesi rolünü oynayan hanımefendi gayet başarılı oynamış. Hani bazı şeyler çok yerine oturuyor. Zaten diziyi izlediğinizde o yıldız sembolünü mesela göreceksiniz. Ve o yıldız sembolünün daha da anlamlı bir yere ben bağlanmasını mesela bekliyordum. Yani beni tatmin etmedi birçok açıdan. Ve en sonunda da yani şunu bu arada dizi altını çiziyor. Olacak olanın önüne geçemiyorsunuz ve kader ya da olması gereken bir şekilde kendi yolunu buluyor ve oluyor. Ve olmaması gereken şeyler zamanından önce asla gerçekleşmez. Hani böyle bu kocaman kocaman dizi, yani 8. bölümün sonunda ha evet demek ki böyle diyorsunuz. Lakin yine de kafama tam oturmadı. Yani özellikle bazı sahnelerden çok bahsetmek istesem de size örnek verebilmek için, spoiler'a gireceği için bahsetmiyorum, ama şunu söyleyeyim, hani diziyi izlemediyseniz bu aklınızda mesela olsun, bir de bu gözle izleyin, ya da izlediyseniz eğer de bunu da bir düşünebilirsiniz. Mesela Ozan'ın babası rolünü oynayan işte Serdar Bey'di galiba. Bir şey yaptı. Onu 8. bölümde zaten görüyorsunuz. Hani çok diziyi değiştiren bir rolü var adamın diyeyim. Onu neden yaptı mesela? Hani orada tam yine ben böyle aydınlanamadım yani. Dolayısıyla böyle anlamlı yerlerde ya da kilit noktalarında bazı sıkıntılar vardı. Onun dışında da hani dediğim gibi yani güzel olan ve diziyi başarılı kılan, evet var özellikler, ama senaryonun çok iyi olmaması ve açıkçası yani ikinci sezonunun çekilmesine de biraz şaşırdım. Çünkü ben yani Beren Saat'i, Mehmet Günsür'ü ve oyunculuklarının çok iyi olduğunu bildiğim için hani ekstrem bir senaryo belki bekliyordum. Belki benim beklentilerim gerçekten karşılamadığı için de bunu söylüyor olabilirim. Ama bu kadar iyi oyuncuların daha iyi bir senaryoyu hak ettiklerini düşünüyorum. Yine bildiğim kadarıyla kitaptan uyarlama. Ben size hani eğer böyle dizileri falan anlatırsam şundan hep bahsedeceğim. Kitapları filmleştirmek ya da diziye dökmek çok kolay değil. Bana kalırsa filme dökmek, filmde anlatmak daha kolay, daha toparlayabiliyorsunuz, ama dizide daha zor olduğunu düşünüyorum. Lakin Fi'yi çok başarılı buluyorum mesela. Fi inanılmaz bir kitaptan uyarlanan diziydi bence. Yani ben bayağı sevmiştim. Harry Potter'lar zaten mesela filme yani filmleştirilip inanılmaz başarılı olan bir seri oldu diyeyim. Aynı zamanda You da öyle. Hani You da bir kitaptan uyarlama. Onun da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama bu biraz da riskli bir şey ve ben bu anlamda Atiye'nin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ve sizle burada hani aman da süper olmuş Atiye'ye, bak beğenenler var, aman onlara işte
yamuk yapmayayım gibi böyle düşünemem. Düşüncemi hür bir şekilde söyleyebilmek durumundayım. O yüzden siz de zaten beni izliyorsanız bunun da bilincinde olarak izlediğinizi düşünüyorum. Müzik çok fazla yoktu arkadaşlar. Hani böyle müzik açısından hani yani iyiydi, orta karar. Yani bazı dizilerde çünkü gerçekten müziğin ön plana çıkması o diziye farklı bir olgu getiriyor diyeyim. Ama Atiye'de böyle bir gereksinim de duymadım. Yani böyle bir dizi. İzlemenizi önerir miyim? Hani böyle deli gibi bu diziyi izleyin, size müthiş şeyler katacak demem. Ama izleyin, yani oyun iyi bir oyunculuk izlemiş olacaksınız. Herkes için bunu söylüyorum, yani bütün oyuncular için. İyi bir prodüksiyon dediğim gibi. Ve ben Beren Saat'i kamera karşısında görmeyi açıkçası çok özlemişim. Dolayısıyla bir de şöyle bir düşüncem de var. Beren Saat de Mehmet Günsür de ne de oynarsa oynasın ben onları takip ederim. Yani bu böyle benim için. Hani 10 üzerinden 1 verdiğim dizide bile oynasalar ben onları izlerim. Çünkü o oyunculuklarına saygım sonsuz. Dolayısıyla siz de benim gibi düşünüyorsanız ki bilmiyorum seviyor musunuz siz de, İzlemenizde fayda var. Atiye dizisini siz nasıl buldunuz? İzlediniz mi ya da izlemeyi düşünüyor musunuz? Dediğim gibi bunu yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Onun dışında da bu yorum videomu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. Desteğinizi göstermiş olursunuz. Bunu böyle söyleyeceğim uzunca bir süre. Dibime geliyor. Biliyorsunuz klasik şeylerden hoşlanmıyorum. Bu da klasik bir şey. İyi ki varsınız. Gerçekten minnettarım. Benim şu bu arada durumum, yani sesim daha tam düzelmedi. Çünkü kulaklarım hala tam açılmadı. Ama kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Ve bu arada pazartesi ve cuma günleri saat 6'da video yayınlıyorum. O zaten bildirim zilini de açarsanız haberiniz olur. Biz size görüşürüz diyoruz 4 kişi olarak. Haftaya ben başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Filmini de biliyorum. Filmi var mı bu arada? Var değil mi? Neyse. Ama hani nasıl sabah kalkıp dişimizi fırçalıyorsak bazı klasik rutinlerimizi de devam ettirmemiz gerekiyor. Bu da nasıl bir örnek oldu belli değil ama olsun. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu ne ya? Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz falan böyle. No, 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 no.